arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir şey paylaşacağım arkadaşlar. Biz de ilk defa deneyeceğiz. Gerçekten izlediğimde bayıldım yani. Bir Reels'te görmüştüm bunu. Of dedim, bunu kesinlikle denemeliyim. Hepiniz bilirsiniz böyle jöleli meyveyi. Ama bunu karpuzun içinde bir düşünün. O görüntü nasıl çıkacak kesince bir hayal edin bakalım arkadaşlar. Muazzam bir şey bizi bekliyor. Bunun içerisine meyveleri doldurup bir de jöle yapıp dilimleyince artık adını siz koyun. Meyve şöleni mi dersiniz, karpuz tatlısı mı dersiniz, meyve partisi mi, meyve kokteyli mi? Adını siz koyun yani. Ben başlar ne koyacağımı henüz düşünmedim. Bir düşüneyim, uydururum. Siz de yorumlara yazın bunun adı ne olsun. Harika bir şey yapacağım. İsterseniz sabah kahvaltılarında yiyebilirsiniz. Ya da yemekten sonra tatlı niyetine de yiyebilirsiniz. Her öğün sağlıklı ve harika bir şey bizi bekliyor. O zaman ben sizi daha fazla merakla bırakmadan Lina'nın yardımıyla harika partiyi alayım size arkadaşlar. Yalnız Taner'in aldığı karpuz devriliyor. Bu nedir Taner böyle? Hacı Yakmaz almışsın ya. Hepsi yamuktu. Ama Hacı Yakmaz gibi ya, bu ne böyle ya? Diyarbakır karpuzu mevsimi ya. Hep öyle. O var. Bir de çok büyük yani. Siz yapacak olursanız arkadaşlar küçük boy karpuzdan yapın. Şimdi bu biraz büyük geldiği için bana. Gerçi o da öyle yapmıştı. Ay düz çıkarmam lazım. Yamuk gitti bak. Kapağını biraz büyük alacağım arkadaşlar. İçini de oymam kolay olsun diye öyle küçücük bir kapak açamam. İçini komple boşaltacağız çünkü karpuzun. Yalnız karpuz yamuk olduğu için benim kesimimde yamuk gidiyor bak. Nereye gitti bunun ucu? Ne yaptım ya? Yamuk kestin ya. Yamuk hiç öyle kestim. Olur mu? Yamuk karpuz almışsın. Bir de bana konuşma tabii. Bak, gidiyor hala. Diyor. Yukarı doğru. Gitsene şuradan. Ya. Karpuz bitti. Ya. Karpuz bitti. Burada tamam. Bıraksam ne olur? Kesip bitiriyorum bu işi burada. Heh. Oldu mu? Yani bilmiyorum. Ama kapak oturmayacak ki öyle yaptın. Oturur oturur, ben oturturum. Al sana kapak. Bak. Olmaz. Olur ya. Aynen, aynen. Oldu işte, bunu da üstüne oturturuz canım, al işte. Yani üç katlı. Bak, üç katlı kapak. Ne var? Bunu tabii atmıyoruz, içini de yemiyoruz, ayırıyoruz. Kapak yapacağız dolapta bekletirken. Sıra karpuzu oymaya geldi. Bu şekilde şöyle oya oya boşaltacağız. Tabii ki bunları sonra yiyeceğiz. Tabii, bunlar atılır mı? Atılır mı? Allah! Ay bugün sakarlığı tamamen üstümde Lina. Özür dilerim, üstüne gel. Gel, Lina'nın da en nefret ettiği şeydi. Dibini oymamam lazım. Evet. Yapacaklar için söyleyeyim. Dibindeki kırmızılıkları kalsın. Sıfırlamayın, öyle beyaz beyaz kabuğu çıkmasın. Ne kadar sulu karpuzmuş, suya bak. Vallahi bir kilo su çıktı içine. Evet. Böyle oyuyoruz. Sonra da çocuğunuza bırakıyorsunuz, yiyor. Evet. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştık. Ben de gerçekten çok merak ediyorum tadını, lezzetini ve görüntüsünü. Umarım tutturabilirim. Benim izlediğim şey enfes toydu. Gömüldü karpuzun içine Lina. Kendinden geçti. Sanırım oldu ya. Evet, istediğimiz görüntü buydu. Yani şöyle hafif kırmızılıklar kalacak. Şimdi bunun içini neyle dolduruyoruz, hemen ona geçelim. Harika bir şekil alacak şimdi bunun için. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben içine böyle kırmızının içine böğürtleni falan çok yakıştıracaktım ama maalesef böğürtleni bulamadık arkadaşlar. Şöyle yaban mersini, çilek, ahududu ve üzüm kullanacağız biz arkadaşlar. Çileklerin büyük olanlarını ikiye böldüm. Küçüklerine dokunmadım. Diğer meyvelerle eşit oranda görünsün büyüklükleri diye. Bunların hepsini harmanlayalım diye üst üste direkt karpuzun üstüne doldurmadan şöyle karıştıracağız dökenden. Evet. Dök kızım, dök dök. Getir getir getir. Karıştır karıştır. Oh. Renklere bak. Karıştı zaten herhalde. Ha? İçine boşaltıyoruz. Ay bu meyve buna az geldi galiba Taner. Jöleyi de hesaplayacaksın. E tamam, yine de dolması lazımdı. Bir şeyler eklemek lazım buna. Az geldi çünkü. Bak. Ne kadar kocaman bir karpuz almışsın. Meyveleri de azıcık almışsın. Güzelliğine bak. Meyve yemiyor zaten, yeme. Meyvemiz az geldiği için yine Taner Tanerliğini yaptığı için arkadaşlar. Ben ne bileyim ben ya. Ben babama demiştim, baba biraz daha. Kızım bu yeter yeter yeter. Kızım hayır, bana acamaya yeter yeter diyor. Bak.
Uyuduk. Çileğin yarısı da çürük çıktı. Tamam Taner, tamam. Gel. Allah Allah. Gene günah keçisi ben oldum. Tamam gel. Şimdi arkadaşlar şöyle içini yine doldurmaya çalışayım diyecektim ama doldu galiba ya. Bence yeter. Bence de yeter. Şöyle karıştıralım. Bir de içine jöle girecek ya arkadaşlar. Karıştıralım, harmanlayalım. Vallahi tamam, güzel oldu değil, bak. Çok da değil. Bak şöyle hepsi karışsın ki kesince dilim dilim güzel görünsün Taner Bey. Bir jöle hazırlığımız var. Jöleyi de renksiz herhalde yokmuş. Renksiz jöle var mı ya? Ben bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim yani. Markette bu ikisini buldum. Bir kivili ve yeşil elma aromalı var. Bir tane de vişne aromalı var. Bunu yaparsak kırmızı görüntüsü, bunu yaparsak yeşil görüntüsü olacak. Bu daha bence açık bu renkli. Açık bence renkli bu yapman lazım. Açık renkli yapalım. Bence bu daha tatlı. Ama meyveleri göstermez. Meyveleri göstermez. Bence açık renkli. Bence de bununla yapalım. Benim izlediğimde içine şeker kaptı. Yani meyvenin şekeri var. Niye kendimizi zehirleyelim ki şeker atarak, değil mi? 2,5 su bardağı su kaynatın demişti. Ben kaynattım. Hemen suyumu şöyle boşaltıyorum. Burada tam 2,5 çay bardağı, pardon su bardağı değil. Paketinde tamamını boşaltıyoruz. Anne sen çırpmayı seviyorsun, gel bakayım. Ben çırpacağım. Ay renge bak. Gel hızlı bir şekilde eriyene kadar şöyle hızlıca çırp. Anne güzel oldu. Çırp çırp çırp. Mis gibi çok koktu. Çok güzel kokuyor. Aa nefis koktu. Eridikten hemen sonra da buraya da yine 2,5 çay bardağı soğuk su ayırmıştım arkadaşlar. Ve tam yazdığına göre 10 saniye daha karıştırmaya devam ediliyordu. Ondan geriye sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bıraktım. Harika kokuyor. Oh arkadaşlar, yaparsanız kivili yapın, çok güzel oldu. Vallahi mis gibi kokuyor. Kivili ve yeşil elmalı. İkisinin de kokusu buram buram sardı yalnız burayı. Ay tatsa mıydım? Hadi tat annem, al bir kaşık gel. Ben de merak ettim. Bence kendi şekeri zaten vardır ya. Jöle neticede yani bu. Şekerli mi? Çok şekerli. Gerçekten bir de üstüne şeker attılar ya. İyi ki katmadım. Meyve şekerli, güzel. Bu da şekerli. Bir de onu daha eklemenin anlamı ne ki? Güzelmiş. Doldu mu? Bence doldu. Şöyle. Biraz da şöyle havalandıralım arkadaşlar meyveyi. Yesin evet. Evet şöyle altlara da yesin. Tam kıvamında oldu bence. Nefis bir şey bizi bekliyor. Yamuk olan kapağımız vardı ya. Aynen o şekilde üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi maalesef ki hemen dondurup yiyemeyeceğiz. Çünkü en az 2,5-3,5 saat arasında buzdolabında kalması gerekiyor. Ben hatta garanti olsun diye bir 4 saat tutacağım arkadaşlar. Saat 2,5 saat 6,5'da çıkartacağım ve dilimleyip bakacağız nasıl olmuş. Ve arkadaşlar sonuna yaklaştık uzunca bir süreden sonra. Acayip güzel. Şu an çok güzel görünüyor. Umarım tutmuştur. Çeviriyoruz. Kesmiyor muyuz? Hop. Şimdi keseceğiz şimdi işte. Ay inşallah tutmuş gibi ha. Akmadığına göre. Umarım. Hadi Rukiye. Hadi. Hadi lütfen. Lütfen. İkiye ayır hemen. Jöle aldın. Ne jölesi? Jel yazıyordu üstünde. Jöle miydi o Allah bilsin? Jel jöle aynı. Aynı değil işte demek ki. Bir sakatlık var demek ki. Gitti bunca meyveye mi yanayım? Karpuza mı yanayım? Neye yanayım? Bu kadar saat beklediğime mi yanayım ya? Neyse en azından jöle değil. Bir tane meyve tabağı gibi bir şey hazırlamış olduk değil evet, mi? Evet karpuzla meyve tabağı. Bakayım nasıl? Ninoş ver kadar. Çok güzel. Çöpe atacak halimiz yok. Yiyeceğiz yani. Siz jöle, gerçek jöle yapın öyle deneyin. Hüsrana uğradık değil mi Lina? Ben vallahi üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim, ben de çok üzüldüm. Benim gördüğümde tutmuştu. Evet. Kesinlikle bir hatamız var. Jöle farklı, jel farklı şeker bir şey bence. Daha önce ben hiç jöleli bir şey yapmadığım için bilmiyorum. Hiç kullanmadım gerçekten. Bence yanlış bir şey almış Taner. Suç bende. Bu içinde bu şekilde donmuş olacaktı. Ters çevirip böyle dilimlere ayıracaktım. Her dilimin içinde kalıp şeklinde böyle meyveler, jöleli meyveler, onu alıp kıtır kıtır yiyecektik ama şimdi de kaşıkla yiyeceğiz. Mahvoldu. Jelli meyve yiyeceğiz biz de.
Hayır yani kızım, çok büyük bir hüsrana uğradı. Kıyamam. En çok da ona üzüldüm. Sonucu biraz kötü oldu. Evet, kesinlikle kötü oldu. Denemeyin arkadaşlar. Gerçek jöle bulursanız deneyin lütfen. Onun dışında denemeyin yani. Ama ebek var. Uğraştık, denedik. Neyse, bu da güzel oldu. Böyle daha kaşık ebek daha iyi. Kesinlikle. Yo yo, çok güzel oldu. Bakın yani yenilebiliyor. Bunu bir tava atarız. Kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım arkadaşlar? Canımız sağ olsun. Böyle de daha iyi. Biz daha kanalımıza ne jöleler, ne jeller, neler neler çekeriz değil mi Linacığım? Evet. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik diyebiliriz. Videomuz için like atın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay civciklerim. Bay bay. Civcik civcik civcik.